sayılar test işimize başlayalım. 1 bölü 2 üzeri eksi 3'ün kaç olduğunu sormuş. Şimdi bu testler temel testler. Öğrendiklerimizi tekrar edelim. Önce eksiden kurtulmak isteseydim kesiri ters çevirdim. 2 bölü 1 üzeri 3 olurdu. Eksiden kurtuldum. 2 üzeri 3 yani 8 olurdu. Bunu basitçe böyle yapabiliriz. Edirne. 2 numaralı soruya gelelim. <laughs> Çarpım değeri kaçtır diyor. Şimdi burada bütün sayılar 2'nin kuvvetleri. O yüzden şu arkadaşlar 2'nin kuvvetleri şeklinde yazmam lazım. 2 üzeri eksi 2 zaten var. Çarpı 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. 8 yerine 2 üzeri 2 üzeri değil mi 8 yazdım. 2 üzeri 3 yazdım. Üzeri eksi 1 duruyor şu eksi 1. 32 yerine de 2 üzeri 5 yazdım. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 5. Burada üstler toplanır. 2 üzeri 2 artı bu eksi 2 eksi unutmuşum. Eksi 2 artı 4 eksi 3 artı 5. 9 eksi 5 4. 2 üzeri 4 yani 16 imiş arkadaşlar. Cevap denizli. 3 ee, numaralı soruya geldik. Arkadaşlar bu gibi soruları yaparken e, önce işaret analizi yaparsanız işaret analizi ile şıkkı Birkaç tane azaltırsınız. Bakalım şimdi burada eksi üzeri tek var. Burası e, zaten eksi çünkü parantezin dışında bir şey yok. Burada üst yok. İçerideki üst bunu etkilemiyor. O yüzden kullanmıyorduk. Burada eksi üzeri çift var. Eksi üzeri tek eksi diye çıkar. Eksi zaten eksi. Eksi üzeri çift artı diye çıkar. Eksi eksinin çarpımı artı bir de artıyla çarpımın yine artı olur artı cevap arıyoruz arkadaşlar. Demek ki A şıkkı B şıkkın olmadığını sadece işaret izle anladık. Şimdi işareti yaptığımıza göre sadece sayılarla ilgilenebiliriz. O zaman burada A üzeri 5 var. İşareti boş veriyorum artık. Çarpma ve bölme olduğunda böyle yaparım. Toplamada falan yapamam. A üzeri 2 var. Bir de A üzeri eksi 4 var. Üstleri topla. A üzeri 5 artı 2 artı eksi 4. Yani 7 eksi 4 A üzeri 3. Artı A üzeri 3'müş cevap. Cevap edin arkadaşlar. 4 üzeri 4 sayısının yarısı. Ne diyelim ki mesela 28 sayısının yarısı kaçtır? 28 bölü 2 14. Yani bize sorduğu şey aslında 4 üzeri 4 bölü o 2. Bu da 4'ü 2 üzeri 2 diye yazarsak içteki 4'ü. Üstteki 4 kalsın arkadaşlar. Bölü 2. Yani 2 üzeri 8 bölü 2. Hatırlıyorsanız şu ikisi çarpılıyordu. Bu da 2 olduğuna göre üstel çıkacak. 2 üzeri 7 yani 128'den başka bir şey değil arkadaşlar. Geriye de kontrol edelim. B, E, D, E, B, E, D, E. Geldik 5 numaralı soruya arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 numaralı soruya bakalım. 3 ee, üzeri x eksi 2 eşittir 1 demiş. Bu 1'i biz 3 üzeri 0 diye yazsak tabanlar aynı olduğu için üstlerin eşit olması lazım. x eksi 2 eşit 0, x eşittir 2. İşaretliyesin geldi hata yaparsın çünkü sen onu sormuyor. Bunu işaretliyorsan arkadaşım buraya eksi yazıp yukarıya dikkat hatası yazacaksın ki ileride ne olduğunu göresin. Çünkü dikkat hatası ise basit bir şekilde düzülebilir hatadır. Bilgi hatası ise öğrenilerek düzenlenebilir bir şeydir. E, i̇şlem hatası ise budur hani ne olduğunu tasdif etmen lazım. Sana ne soruyor? X, X soruyor. X'i soruyor. 2 üzeri 2'yi soruyor. Yani 4'ü soruyor. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Evet devam edelim. Ceyhan oldu. Bu da doğru olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden artık. Ee, altı 6 numaralı soru. Şimdi bu da çok zor bir soru değil arkadaşlar. Burada hatırlamamız gereken 5 eksi 2a artı 5 üzeri 2a'yı verilen forma göre yazmak. Yani bu 5 üzeri A üzeri eksi 2 diye yazılır. Bunlar çarpılır ve şurayı verir. Evet. Artı 5 üzeri A üzeri 2 diye olur bu. Bu da 2 üzeri eksi 2 artı 2 üzeri 2 olmuş oldu. Bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. Bu nedir? 4'tür. O zaman 1 artı 16 bölü 4. Yani 17 bölü 4'ümüz var arkadaşlar. Ee, şimdi bu bir elma, bir elma, bir elma, bir elma, dört elma. Yani üst taraf 4 çarpı 2 üzeri a bölü. Aşağısı 2 üzeri a, 2 üzeri a, 2 üzeri a idi. 1 bölü 4. 2 üzeri a'lar gider. Şu ikisi toplanacak. Aşağıda 2 üzeri 2 a alacak. Yukarıdaki 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazarım. 1 bölü 4'ü de 2 üzeri eksi 2 diye yazarım. Şimdi bu, üst, bu çıkartmaya dönüşür üsleri 2 üzeri 2 eksi 2 a eşittir 2 üzeri eksi 2 üstler eşittir 2 eksi 2 a eşittir eksi 2 şu arkadaşı göndeririz eksi 2 a eşittir eksi 4 a eşittir 2'den başka hiçbir şey olamaz arkadaşlar cevap denizli 8 numaralı soruya geldi Şimdi arkadaşlar bu birazcık böyle değişik gibi duruyor ama aslında çok bir şey yok. Sakince yapmamız gerekirse 2 üzeri a artı 1'i şöyle yazmam gerekiyor. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 1 çünkü üstler toplanıyordu. 6 üzeri a'yı da 2 çarpı 3 üzeri a diye düşünürsek üst dağılıyordu hatırlıyorsanız. Bu da 2 üzeri a çarpı 3 üzeri a. Şimdi 2 üzeri a'sı asla sıfır olamayacağı için gider arkadaşlar. Yani 3 üzeri a eşittir 2 kalmış olur. Cevabımız da bize sorulan sorunun cevabı bu olacak arkadaşlar. Ceyhan. Geriye doğru bakalım. C, D, E, C, C, D, E, Evet arkadaşlar 9. soruda 2 üzeri x eşit mi? 3 üzeri x eşittir ne diye verilmiş. Bize ne soruluyor? 12 üzeri x'in ne olduğu soruluyor. İşlemi uzunca sakince yapalım. Yapamayan arkadaş demek ki bir sıkıntı çekerek gelmiş. Bu şöyle yazılması lazım arkadaşlar. 4 çarpı 3 yazılması lazım x. Bu da 4 üzeri x çarpı 3 üzeri x olur. 4 üzeri x'i de 2 üzeri 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye yazacağız. Şu ikisinin yer değiştirebildiğini unutmazsak 2 üzeri x üzeri 2 çarpı 3 üzeri x. Şimdi 2 üzeri x yerine m'yi koyarsak burada m kare bir de 3 üzeri x yani ne var? Cevabımız m kare çarpı n bursa arkadaşlar. Şimdi burada yapılacak işlem nedir bu soruda arkadaşlar? O, ç, p, a yani ortak çarpan parantezini alma. Üstü küçük olan burada üst satırda 2 üzeri x var. 2 üzeri x artı 1 var. Üstü küçük olan bu. 2 üzeri x parantezini alırsam 1 artı 2 üzeri 1 oluyor. Çünkü bunu bununla çarptığımda şu ifadeyi, bunu bununla çarptığımda bu ifadeyi veriyor. Alt tarafta üstü küçük olan yine 2 üzeri x. Böyle yaptığımızda 2 üzeri 1 eksi 1 de yapılıyor. Aynı ifadeler birbirini götürüyor. Yukarısı 3. Aşağısı arkadaşlar 1. O zaman cevap 3 oluyor. Adana. Hmm. Şimdi burada 27'yi bir şeyin küpü şeklinde yazalım. 3'ün küpü. O zaman tabanlar aynı olmak zorundadır. 1 eksi a eşittir 3. a eşittir eksi 2'den başka bir şey olamaz. Burada dikkat edilmesi gereken şey 1 eksi a'nın karesi eşittir 4 gibi olsaydı o zaman 1 eksi a eşit 2 1 eksi a eşittir. Eksi 2. 2 tane yazmamız gerekiyordu. Çünkü üst çift olunca. Ama üst tek olunca arkadaşlar sadece bir tanesi olabiliyor. Başka bir ihtimal yok. Evet arkadaşlar buraya geldik. İşlemi yapmaya başlayalım. Ee, negatif üzeri çift artı 1'e döner bu. Artı. Negatif, negatif üzeri tek burası eksi 1'e döner. Eksi 1 artı. Negatif üzeri çift burası artı 1'e döner. Artı 1 e, eksi negatif üzeri tek eksi 1 diye kalır. Şimdi 1 artı eksi eksi yapar eksi 1 artı 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 da yine 1 eksi eksi artı da yine artı 1. Bir, bir bunlar bir tanesi gider 2 cevap olarak bize kalır arkadaşlar. Okuyalım. E, D, A, B, E, D, A, B. 13 numaralı soruya geldik arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Şimdi üstte ortak çarpan parantezini alma yapacağız arkadaşlar. Yani 10 üzeri eksi 2 parantezinde 4 artı 2 diye bir şey var burada. Aşağıda da 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Yani ne oldu? 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu yukarısı, aşağısı 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Bu 1, bu 2 verdi. Onlarda üstleri çıkartmamız lazım. 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri Eksi 2 eksi eksi 3. Yani 1 bölü 2 çarpı 10 oldu. Sadeleşme yapılırsa arkadaşlar bunun 5 çıkacağı belli bir şey. Evet yine bir soru gelmiş. Bunu yapmaya çalışalım. Bakalım becerebileceğiz mi? Ee, burası 5'e bölüm 5. Burayı 5'e bölüm 6. 6 bölü 5 geliyor. Yani ben bunu 6 çarpı 5 seri eksi 1 diye hayal, hayal edebilirim. Buradaki en büyük sayı, işte en küçük sayı 5 üzeri x, e, x artı 1. 5 üzeri x artı 1 parantezin alırsam 1 artı 5 üzeri 1 kaldı. Bununla bunu çarptığımda bu terimi, bununla bunu çarptığımda da bu terimi veriyor mu? Veriyor evet tamam. Bu 6 çarpı 5 üzeri eksi 1 olması lazım. E burası zaten 6. O zaman bu 6 ile bu 6 gitse 5 üzeri x artı 1'in 5 seri, eksi 1 olması lazım. Yani x artı 1 eşittir eksi 1. Yani x eşittir eksi 2'dir arkadaşlar. Cevap Adana. Bu çarpım kaç basamaklı bir sayıdır? Bunun için önce bir analojiye ihtiyacımız var. Ee, 10 üzeri 2, 100 sayısı. 2 tane 0, yani şuradaki kadar 0. Bir tane de 1'den dolayı 3 basamaklıdır. 10 üzeri 3 sayısı. 3 tane 0, bir tane 1 değil mi arkadaşlar? 1000. O zaman direkt 3 artı 1 4 basamaklıdır. 10 üzeri 7 sayısı o zaman 7 artı 1 8 basamaklıdır. Basamak. Bu, bu yöntem. Bir de şöyle bir şey var. 27 bin e, sayısı nasıl yazılır arkadaşlar? 27 çarpı 10 üzeri 3. O zaman şu 3'ten dolayı 3 tane sıfır, şu 2 tane de baştaki 2 tane hane toplam 5 tane diyebiliyorduk. Şimdi bu yöntemle bunu çözmeye çalışacağız. Bakalım hangilerini kullanacağız. Ama kalem değiştireyim kafa karıştırmasın. Şurası 125 için ben 5 üzeri 3 kullandım. Ondan sonra 100 için onun 10 karesi ama 100'ün de bir karesi var. 8 için 2'nin kübünü kullandım. 2'nin kübüyle 5'in kübü çarpılırsa 2'nin kübü çarpı 5'in kübü 2 çarpı 5'in kübü yani onun kübü olacak arkadaşlar. Şurası da buraya 10 üzeri 4 oldu. Burası 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 4 oldu. 10 üzeri 7 şansa arkadaşlar ben bunu fark etmişim. 7 artı 1 çünkü başına bir tane de 1 gelecek. 8 basamak olduğunu anladık. Başına bir sayı çıkabilirdi. Yani 125 yani 5 üzeri 7 çıkardı. Dışarıda bir 5 üzeri 4 daha kalırdı. 625 olduğunu fark ederdin. O zaman 3 625 3 hanelilerdin. 3 haneden dolayı ben onu size şöyle anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Anlayalım. Mesela bu sorunun yanında bir tane de 25 olsun. 20, pardon 25 olmasın. Ee, özür dilerim. 5 üzeri 4 olsun. Yani 5 üzeri 4 koymuş adam buraya. O zaman şu kısmı demin bulmuştuk biz. Ne diye bulmuştuk arkadaşlar? 10 üzeri 7. E 5 üzeri 4 ne arkadaşım? Fazladan gelen şey 625. İşte 625'in yanına 7 tane 0 koymak demek. 625 yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada 3 tane var. Burada 7 tane var. Toplam 10 basamak derdik. O yüzden direkt şu sayıdan söyleyebiliyoruz. Bu sondaki sıfır sayısını söylüyor. Bu da baştaki hane sayısını söylüyor. 3 artı 7 10 derdik eğer soru ekstradan fazla başka bir sayıyla verilmiş olsaydı. Devam edelim arkadaşlar. 16 numaralı soruya geldik. 2 üzeri m x olduğuna göre şu ifade nedir? Şimdi öncelikle 4 üzeri m eksi 1'in 4 üzeri m bölü 4 olduğunu hatırlayalım. 4 üzeri m'yi de 2 üzeri 2 üzeri m bölü 4 olduğunu hatırlayalım. Bu da 2 üzeri m üzeri 2. Şu ikisi değişebiliyordu. Bölü 4 oluyordu arkadaşlar. 2 üzeri m yerine x koyarsak x kare bölü 4 diye bir ifade geliyor Denizli. Geriye doğru kontrol edelim arkadaşlar. Denizli, Ceyhan, Adana, Ceyhan. Denizli, Ceyhan, Adana, Ceyhan. Evet arkadaşlar bu testten kurtulduk. Bir dahaki test görüşmek üzere.